Türkiye'nin ilk, dünyanın 4. kripto para alıp satım platformu BTC Türk'ten merhaba. Bugün BTC Türk CEO'su Özgür Güner ile birlikte BTC Türk Pro'nun mobil uygulamasını konuşmak istiyoruz. Özgür Bey, hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, merhabalar. BTC Türk mobil uygulaması iOS ve Android marketlerde yayınlandı. Uygulama hakkında sizden biraz bilgi almak istiyoruz. Bize evet. BTC Türk mobil pro uygulamasından bahsedebilir misiniz? Tabii. Şimdi öncelikle umarım kullanıcılarımız kullanmaya başlamışlardır ve beğenmişlerdir. Bizim aslında yeni uygulama diye adlandırmamak lazım. Çünkü BTC Türk pro uygulaması geçmiş uygulamadan birçok yönüyle, hatta neredeyse her yönüyle tamamıyla farklı. Bu anlamda baktığımızda bir mobil üzerinden betijetürk.com'dan yapabildiğiniz her şeyi yapabiliyor olmanız, bunu önemli bir artı olarak görüyoruz. Veya yeni üye olmak isteyenlerin yine mobil uygulama üzerinden üyelik yapabilecek olmasını çok önemsiyoruz. Dolayısıyla aslında Bitcoin'e erişimi daha da kolaylaştırabileceğimiz ve bu mobil deneyim üzerinden yapabileceğimiz yepyeni bir ürün diye tasarlıyoruz. Burada belki pro anlamına da kısaca bir parantez açmak lazım. Çünkü özellikle kullanıcılarımızın artmasıyla beraber takip ediyorsanız şu anda 650 bin üzerinde kayıtlı kullanıcımız var. Çeşitli ihtiyaçlar da farklılaşmaya başlıyor. Yani bizim her kullanıcımız Bitcoin'i aynı şekilde alıp satmak istemiyor. Bazıları çok daha basit bir deneyim peşinde koşarken bazıları çok daha karışık teknikler kullanarak alım satım yapmak istiyorlar. Bu anlamda da pro aslında Türkiye'de belki de bir açığı dolduruyor olacak. Çünkü profesyonel bir trader mantığıyla işlem yapmak isteyen kullanıcılarımıza her türlü imkanı ceplerinde taşıma fırsatı sunan bir uygulama oldu. O yüzden pro'ya da böyle bir küçük parantez açmış olalım. Burada hemen kullanıcılardan en çok gelen sorulardan birini sormak istiyorum. Bu uygulamanın geliştirme süreci çok uzun sürdü. Uygulamanın yayınlanması neden bu kadar uzun sürdü? Yani niye BTC Türk Pro uygulaması bu kadar geç çıktı piyasaya? Şimdi uzun sürdü. Bir kere bunu kabul etmek lazım. Bizim de beklentilerimizin belki de birazcık daha ötesinde uzun süren bir süreç oldu. Bunun ana nedeni ise aslında tüm altyapının, arka yapının, ön yüzün tamamıyla değişiyor olması. Bu önemli faktörlerden bir tanesi. Yani bizim API bağlantılarımızdan, database yapımıza, güvenlik aşamalarından, sistemin çalışmasına kadar birçok şeyi değiştiriyor olduk. Uygulamamız sadece bunun bir aslında ön yüzü. Bir de artık mobil uygulamamızın şöyle bir farklılığı var. Özellikle kullanıcılarımızın kripto para yatırıp çekebilmeleri gibi aslında bir nevi her türlü hizmeti alabilecekleri bir ürün ortaya koyduğumuz için bunun siber güvenlik tarafında, altyapı tarafındaki tüm çalışmalarını çok titizlikle yapmamız gerekiyordu. Şimdi isim vermeyeyim, reklam olmasın ama dünyanın en büyük kuruluşları bu güvenlik tarafında, siber güvenlik tarafında önemli testler gerçekleştirdiler. Dolayısıyla biz kullanıcılarımızın önüne koyacağımız uygulamanın hele ki kapasite olarak ve imkan olarak çok daha farklı alanları da içine kattığımız için ve tüm altyapısını ve arka yapısını da değiştirdiğimiz için sadece bir uygulama gibi değil, aslında yenilenmiş bir altyapının yeni ön yüzü diye anlarsak sanırım bu sürecin biraz uzun sürmesini de açıklayabiliriz. Evet. Ama sonu güzel oldu diye düşünüyorum. Evet, aslında bir de şey var. Şimdi eskiden uygulamalar önce web sitesi hazırlanıyordu. Ardından mobil dostu arayüzler yapılıyordu. Evet. Fakat son dönemde bu iş biraz daha mobil öncelikli uygulamalar yapılmaya başlandı. Hani BTC Türk Pro uygulaması aslında bizim için, BTC Türk için yeni bir uygulama, hem profesyonel traderlar için hem de kripto para alıp satmak isteyenler için, ama BTC Türk Pro mobil uygulaması bu alım satım deneyimini biraz daha ileri taşımak için neredeyse bütün teknolojinin yeniden yazıldığı, bütün kodlamanın yeni baştan yapıldığı, güvenlik testlerinin yapıldığı bir uygulama. Çok başarılı bir uygulama olduğunu düşünüyorum ben, hani kendim de kullandığım için. Fakat hani bana kalırsa bu uygulama tamamen bitmiş değil. Bir şeyler daha ekleneceğini düşünüyorum. Ben neler yapılacak yeni uygulamada? Şimdi öncelikle bir kere kullanıcılarımıza, kullananlara bugüne kadar ve özellikle olumsuz bile olsa geri bildirimde bulunanlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü kullanıcılarımız bizim için söyledikleriyle, yaptıklarıyla veya yapmadıklarıyla bizim ana beslenme kaynağımız. O yüzden önümüzdeki dönemde de eğer deneyiminizde veya yaşadığınız işlem süreçleri olabilir, başka süreçler olabilir, sıkıntı yaşamaları durumunda bize hemen ulaşırsanız sizi emin olun burada sırf bu iş için hazır olarak bekleyen bir ekip sizi dinlemek için hazır. Dolayısıyla sizden beklentimiz ve ricamız olumlu olumsuz tüm geri bildirimlerimizi bizimle paylaşmanız. Şimdi teknoloji öyle bir şey ki hayat gibi durmuyor, devamlı ilerliyor, değişiyor. O yüzden bizim de şirket olarak bundan sonraki dönemde uygulamalarımızın
çok daha hızlı geliştiğini göreceksiniz. Hatta biz ilk uygulamayı yayınladıktan sonra sanırım 3. veya 4. update'i çıkıyor olmamız lazım. Cevap kapasitemiz ve uygulamayı bir kere oluşturduktan sonra, altyapıyı yeniledikten sonra daha hızlı hareket edebilir hale geldik. Şimdi önümüzdeki dönemde biraz önce bahsettiğim farklı kullanıcı segmentlerine farklı deneyimler yaşatma amacında olduğumuz için ve 7/24 alınıp satılabilen bir varlıktan bahsettiğimiz için mobil deneyim bizim için çok büyük önem taşıyor. O yüzden mobil tarafta farklı kullanıcılarımız için farklı deneyimleri de yakın zamanda sunuyor olacağız. Ama merak etmeyin, bu kadar uzun sürmeyecek. Çünkü altyapı artık bu yeni düzene göre sıfırdan yazılıp geliştirildiği için çok daha hızlı bizden ürünlerin çıktığını göreceksiniz. Teşekkür ederiz. BTC Türk CEO'su Özgür Güner'den BTC Türk Pro mobil uygulaması ile ilgili gelişmeleri dinledik. BTC Türk ya da Pro mobil uygulaması ile ilgili soru ve görüşlerinizi bu videonun altındaki yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz. BTC Türk'e her zaman sosyal medya kanallarından ve destek hesabından ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.